Merhaba arkadaşlar, hayırlı sabahlar, günaydın. Evet, bugün sabah erkenden kalktım, saat sabah 9, daha doğrusu erken kalktım ama biraz işlerimi toparladım. Öğleden sonra misafirim gelecek. Evet, bu güzel havayı görmüşken öğleye kadar değerlendirmek istiyorum arkadaşlar. Harika güzel, şöyle balkonumla açtım size şu videoyu ama şimdi bahçelere gideceğiz arkadaşlar. Tarla, bahçe, artık nasibimize, kısmetimize ne varsa biraz hem gezeceğiz, dolaşacağız abim ve halamlarla, hem de artık şifalı bitkilerden ne bulursam o fırsatla değerlendirmek istiyorum. Evet, artık nasibimize, kısmetimize ne varsa şöyle hemen videomu şöyle göstereyim size arkadaşlar. Şimdilik bu kadar balkonumdan görüntüler. Evet, hemen geçelim artık tarlada, bahçede, bizim gezeceğimiz, dolaşacağımız yerlerde hangi şifalı bitkiler var. Aslında hedefimiz mavi hindiba, çünkü burada benim yakın taraflarımda yok arkadaşlar. Mavi hindiba daha önce videolarımda da paylaşmıştım. İnşallah tekrardan paylaşacağım size. Bakalım artık, bir de böreklik ot toplayacağım nasip olursa, çok lezzetliydi. Daha önceki videomda toplamıştım arkadaşlar, Osmaniyer Tüysüz Köyü'nde toplamıştım. Şimdi bir bakalım artık rotamız bizi nereye götürecek, belki tekrar aynı yere mi gideceğiz, bir bakalım. Evet, moru, pembesi, eflatunu ve hatta beyazı bile açmış. Çalıkların arası bir sürü arkadaşlar. Bu güzelliğin ismi şu anda biz pampal diyor, renkli pampal diye biliyor ama daha doğrusu gelincik anlamına geliyor. Ama inşallah şeyinde size üzerine yazdım gerçek ismini. Şu anda hemen aklıma gelmiyor. Şurada da yavru ağzı çıkmış arkadaşlar. Evet. Yavru ağzı çıkmış. Bayağı bol açmış burada, dikenlerin içerisinde çok güzel açmış. Osmaniye bahar gelmiş. Yaz gelmiş. Evet arkadaşlar, şöyle gördüğünüz gibi şu harika güzel doğa harikası, muhteşem deve dikeni arkadaşlar, kangal diye de geçiyor. Biz aslında bunun oka kalkmış kısmını soyup yiyorduk ama bugün tarlaya gelmişken kızım da çok canı çekiyormuş, kızım çok sever ve bunlardan şöyle biraz toplamak istiyorum. Aslında çapa olsa da kökünden çeksek, Şevket-i Bostan diye de geçiyor arkadaşlar ama Şevket-i Bostan diyelim. Çok farklı türleri var. Şöyle kökünden kazıyım. Biraz zor kazması. Evet, şöyle gazdım arkadaşlar biraz. Şöyle göstereyim kök kısmını. Ve böyle de birkaç tane aldım ve şöyle soyuyorum. Ve iyice aralarındaki yaprak dikenlerini de soyacağım eve gidince. Bunları da güzelce götüreceğim. Kızım çok seviyor. O yüzden kızıma birazcık toparlayacağım arkadaşlar. Soyacağım kabuklarını da, dikenli yerlerini. Şöyle biraz keseceğim. Arkadaşlar bunlara hemen böyle toparladım. O dikenli yerlerini soyacağım, yıkayacağım ve kızım da afiyetle yiyecek. Haşlayıp da yiyebilirsiniz. Çiğ de tüketebilirsiniz arkadaşlar. Ve hatta yoğurtlaması bile çok güzel oluyor. Bezik pancarı arkadaşlar bu. Yabani ot. İster böreğini yapabilirsiniz, isterseniz de kavurabilirsiniz. Hatta ben toga çorbasına bile koyuyorum arkadaşlar. Kavurabilirsiniz. Haşlayıp zeytinyağlı salatasını yapabilirsiniz. Hemen şöyle göstereyim. Ve burada çoban çantası arkadaşlar. Çoban çantası. Gördüğünüz gibi beyaz çiçekleri de var üzerinde. Şöyle kazayım, göstereyim. Çok şifalı otlardan bir tanesi. Hemoroide de iyi gelen otlardan biri arkadaşlar. Hemen şöyle yavaş yavaş geçelim. Neler var aslında az sonra tamamen tarlanın içine gömüleceğiz ama şöyle şurada ben bir ot daha gördüm. Evet, şurada. Şu çoban çantasını da kazalım. Evet, yine burada bezik pancarı arkadaşlar. Şeker pancarına benziyor ama bu yabanisi. Böyle hem yeşil yapraklı böyle hem de kırmızı yapraklı. İkisi bir arada. İkisi de aynı ot. Hala ne diyorduk biz bu ota? Kuş ekmeği. Kuş ekmeği. Kuş ekmeği evet. Diye falan. Hardal. Hardal. Haşlanır, eşkilenir. Evet. Zübeyde'dir annem sivri yutma çıkıyor. Öyle mi? Halamın kızlar televizyondan bakıyorlarmış arkadaşlar. Annem yine televizyona çıktı diyorlarmış. Arada bir böyle ota gittiğimiz zaman halamı çekiyorum ben videosunu. Nasıl güzel olmuş böyle hardal. Evet, hala kızlara da buradan selam gönder de bari duysunlar sesini de. Fatoş'uma, Zübeyde'me selamlar olsun. Yeğenlerine, bacılarına, hatta seni annemgil de izleyecekler. Afyon'a bile selam gönder hala. Abiciğime, yengeme, yengeciğime selamlar olsun. Hepini öpüyorum. Değerimin kanalından. Bak hala şurada da çok güzelleri var. Oo, şu abimin yanına gidelim bak. Gel gel. Hala farklı ot kazmak istersen ileride şu tarafta şey var. Gelincik otu da var. Ben şöyle bakayım. Şurada hemen sütleyen otu ve acımaral. Hemen gelincik otu. Bezik yine. Pancarı yok mu? Bezik pancarı hemen şu ön tarafta oluyor. Kenar kısmında oluyor hala. Daha önce gittik ne kadar güzel şu. Hala bak bak abim oraya bak. Hadi gel. Hadi gel oraya gidelim. Tazesi daha iyi değil mi? Hala onlar da şeye kalkmış ya. Bak bak hala sütleyen otuna. Sütleyen otu. Ay dur ben alayım. Hala o kart değil. Çok taze olur. Hiç şey yapmasın. Ben sana vereyim, ben alayım. Tamam. Zaten 3 kök olsa yetermiş. Aynen. Al sana bir pişirim o. Hala bak, ben şunu da göstereyim sevgili takipçilerime. Bu da eşekturpu arkadaşlar. Turp otu diye de geçiyor. Daha tüylü, hardala göre daha bir farklı. Aynen. Şöyle göstereyim. Evet, burada hemen gelincik otu varmış. Gelincik otu daha yeni kazdığım için toplamıyorum ama bir öncekinde toplamıştım gelincik otu. Taze taze. Şu abim benim orada daha güzel kapmış aslında. Halo. Şöyle ben oraya doğru gideyim, sen de gel. Evet, bayağı bir yer gezdik. Arkadaşlar, bu ota bakar mısınız? Büyüyünce normalde diken oluyor. Bu da yeniliyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Gelincik otu da almayayım dedim ama kavuracağım otun içerisine alayım. Daha yeni kazdım arkadaşlar. O yüzden fazla israf olsun istemiyorum. Abi kolay gelsin. Bereketli olsun. Ay, çok güzel gelincikler de olmuş. Evet. Osmaniye'ye yaz geldi. Bahar geldi arkadaşlar. Çoğu yeri daha kışı yaşarken biz burada yazın, baharın tadını çıkartıyoruz. O yüzden evinize de gelsin inşallah buradaki bahar havası, yaz havası. Evet şöyle. Bunların da filizlerini kırıyoruz arkadaşlar. Böyle oka kalkmış, filizlemiş olanların da böyle filizlerini topluyoruz. Şöyle göstereyim. Bugün rüzgar var. Biraz rüzgara karşı da şöyle biraz döneyim. Esinti çıkabilir, esinti sesi. Evet, bugün doğadan faydalanalım dedik arkadaşlar. Şurada hemen göstereyim. Evet, bu da yine acımaral arkadaşlar. Acımaral. Bunu yemeklerin yanında çiğ tüketebilirsiniz. Hafif acımsı olur ama öyle yenmeyecek kadar olmaz. Şifalı otlardan bir tanesi. Evet, gelincik arkadaşlar sakinlik verir, uyku verir. Bağırsaklara iyi gelir. Zaten hemen hemen tüm otların bedene karşı C vitamini, K vitamini, A ve C vitamini bol arkadaşlar, şifa yönünden kana durultur ve bol bol da sizlere şifa verir. Şifa toprakta, şifa doğada arkadaşlar. Evet, organik kendiliğinden yetişen şifalı otlardan biri. Hala istersen o biraz az ileri gidek de şey bulalım. Bezik pancarı. He, gelincik var burada. Gelincik mi kaldı? Olur. Şey yok mu şurada? Acımaral. Eşek maruldan diyorlar ya. Bak şurada da var. Ha, bu çiğ mi? Aha, bu çiğ. Bak şurada da var. Şurada da var. He, beraber kaldık yine. Aynen. Dolaştık. Aynı seneye geldik. Evet. Hala bak burada da var. Bu da mı ondan bizim? Hı hı. O da ondan. Bak buradaki de ondan. En azından yemeğin yanında biraz olur. Baya güzel büyümüş. Geçen geldiğinde yoktu bunlar. Güzel olmuş ha. Maşallah. Güzelmiş gelmiş. Şey olur mu kızım? Ne? O börek ya tamam. Valla böreğe çok güzel oluyor. Şey böreği. Ne? Ay böreği mi? Yok. Ay dün de sabah arabadan anlattı. Olur çalkama. Çalkama. Çalkama olur, sulu yapar. Çok güzel olur. Hala bir tanesini düşürdüğüm yere. Kandır kazacağım işte. Güzel olunca değil mi? Aynen. Öyle mi? Ay, hangisini alacağını şaşırıyorum ki. Şuradaki hardala bak. Şu hardalı da alayım bari. Hardacık. Evet, bu kadarlık yeter aslında. Biraz şöyle arabaya doğru yere bakalım da şey varsa, bezik pancarı varsa biraz da oradan alayım. Ben az önceki otlarımı nereye koydum? Heh, gördüm. Çok hala kazabilirsin. Çok az alan dedik ama arkadaşlar bahçeye tarlaya girdiğimiz zaman hangisini alacağımızı şaşırıyor. Kolay gelsin anne. Sağ ol bir tanem. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, tarlayı gösterdim zaten size. Ve Şevket-i Bostan topladım. Kızımın canı çok çekiyormuş arkadaşlar. Onlardan toparladım. Şöyle bakar mısınız? Şöyle Şevket-i Bostan. Bunların tek tek böyle dikenleri ayıklanıyor. Hatta bunu çiğde tüketebiliyor. Hatta çiğ daha faydalı aslında. Kızımın canı çekmiş. Bugün de ben ot toplamaya gittim. Hem video çektim arkadaşlar. Bu arada tırşık pancarı videosu çektim. Yabani otların videosunu çektim. Ve hem ziyaret hem ticaret hesabı evimize de bol bol. Ah elim ısırdı bu arada dikeni battı. Böyle hem bol bol doğanın o şifalardan faydalanmaya çalışıyor. Kızım da tembihlemişti ben gitmeden. Anne dedi eğer Şevket-i Bostan varsa biraz toplar mısın demişti. Topladım arkadaşlar. Böyle de biz dikenlerini ayıklıyorum ben. Şöyle daha yakından çeker misin anneciğim? Evet arkadaşlar, böyle dikenlerinden ayıklıyorum. Bunu böyle çiğ çiğ de tüketebilirsiniz. Ya da haşlayıp zeytinyağlı salatasını yapabilirsiniz. Hatta doğrayıp sarımsaklı yoğurda bile karıştırabilirsiniz. Kavurması bile yapılır ama ben böyle çiğ çiğ tüketme taraftarıyım. Evet arkadaşlar, şimdilik bu kadar. Bize abone olmayı unutmuyoruz. Desteklerinizi ve yorumlarınızı da bekliyoruz arkadaşlar. Ocakta hardal otumuz haşlanırken biz de burada Şevket-i Bostan temizleyip kızma bir güzel şöyle yesin diye hazırlıyorum. Tabii ben de yiyeceğim. Şifasından faydalanın ve karaciğer dostu Şevket-i Bostan arkadaşlar. Evet arkadaşlar, biz biraz temizledik. Bir yandan da yiyor kızımla. Böyle sofra başında daha lezzetli oluyor. Bir yandan temizliyor, bir yandan yiyor. Arkadaşlar normalde bunları kazarken ben çapası olsaydı, daha doğrusu çapa olsaydı yanımda, kök kısmından çıkartırdım. Beyaz havuç gibi kökü oluyor arkadaşlar. Normalde Şevket-i Bostan o kök kısmı kullanılıyor. Ama buradaki yaprakları da böyle yemeğe geliyor ve ilkbaharda da bunun olur. Uzun tohum çiçek açma sap kısımları oluyor. Onlar da biz kangal diye soyup da yiyor. Şimdilik böyle yaprak saplarıyla idare ediyor arkadaşlar. Böyle yaprak saplarıyla idare ediyor. Bunları yiyor, tüketiyor. Kızım da çok seviyordu. Geçenki ot videosunda Osmaniye Tüysüz Köyü'nde çektiğimde orada toplayamamıştım. Biraz aceleye gelmiştim. Farklı otları görmüştüm. Şevket-i Bostan görmediğim için alamamıştım. Anne o günden beri canım kangal istiyor, Şevket-i Bostan istiyor deyince bugün ne yaptım ettim. Topladım, birkaç tane topladım. Ve yıkadım tertemiz. Yıkadıktan sonra oturduk bir sofra başına. Kızımla beraber yiyor afiyetle arkadaşlar. Karaciğer dostluğu ve birçok hastalıklara şifası olan, her derde deva olan bir bitki. Hatta demir vitamini de o kadar yüksek ki şöyle kestiğimiz yer renk değiştiriyor arkadaşlar. Şöyle hemen buradakileri göstereyim. O taze yapraklar renk değiştiriyor ve elimize de lekesi çıkıyor arkadaşlar. Demir vitamini bayağı yüksek çünkü. Evet. A ve C vitamini, kalsiyum deposu yeşil bitkiler. Evet arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Sağlıkla sıhhatle kalın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. En güzel terapi çiçek terapisi ve en güzel terapi de sizlerle beraber olmak ve harika bu güzel bitkilerden faydalanmak arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.